Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Siyah Beyazlar'da yeni sezon öncesi en önemli eksiklerden biri santrafor. Siyah Beyazlar Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Andras Sporar'la ilgileniyor. Özellikle Portekiz basınına göre Sporting Sloven golcüyü bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Beşiktaş ise Sporar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Portekiz ekibi Sporar'ın kiralık sözleşmesine 7 milyon euro satın alma opsiyonu koymak istedi. Siyah Beyazlar ise bu bedeli 5 milyon euroya düşürmeye çalışıyor. Sloven oyuncu geride bıraktığımız sezonda 41 maçta 7 gol ve 6 asist yapmıştı. Öte yandan siyah beyazların listesinde Santos Borre'de var. Kartal, yıldız golcü için ilk temasları gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 25 yaşındaki forvet için Beşiktaş erken davranmak istiyor. Santos Borre'nin menajerlik haklarını alan İngiliz menajer Frank Trimboli ile siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları River Plate kulübü yetkilileriyle temas kurdu. Gelen bilgilere göre Erdal Torunoğulları Santos Borre için yılda 2 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma, yılda 1 milyon eurodan 4 yılda ödenmek üzere 4 milyon euroluk imza parası, 500 bin euroyu geçmeyecek şekilde garanti bonuslar, 500 bin euroyu geçmeyecek şekilde başarı bonusu olarak bir teklif sundu. Yıldız oyuncunun menajerinin de bu teklife sıcak baktığı iddia ediliyor. Bu arada İtalyan basında yer alan haberde de Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasındaki Borre transferi için ısrarcı olduğu iddia edildi. Bu sezon 17 maçta 8 gol atan 25 yaşındaki Borre 2017'de Atletico Madrid'den 3,5 milyon euro bedelle alınmıştı. Şu anda piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki forvet için Beşiktaş yönetiminin tüm imkanları seferber edeceği gelen bilgiler arasında. Kartal'ın hem Kolombiyalı forvet Borre hem de 10 numara Carrascal'ı ikna etmesi durumunda eski kalecileri Cordoba'dan da yardım isteyebileceği bildirildi. Cordoba'nın Arjantin'de forma giyen iki oyuncuyla temas kurduğu da gelen bilgiler arasında. Santos Borre kariyerinde bugüne kadar toplam 212 resmi maçta görev yaptığı 3 farklı takımda bu rakamı yakalayan Kolombiyalı, rakip fileleri 74 kez havalandırırken 23 kez de gol pası vererek 97 gole katkı sağladı. Diğer yandan siyah beyazlar Jorge Carrascal için harekete geçti. Siyah beyazların 23 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara için River Plate'ye 1,5 milyon eurosu şimdi, 1,5 milyon eurosu ikinci sezonda ödünmek üzere 2 sene için 3 milyon euroluk kiralama teklifi sunduğu, ayrıca ikinci yılın sonunda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonuslarını da kaplayan 1,5 milyon euroluk da başarı bonusu gibi bir kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Siyah beyaz yönetim ayrıca ikinci yılın sonunda 6 milyon euroyu geçmeyecek şekilde bir satın alma opsiyonu da ekledi. River Plate'nin bu teklifi değerlendirmek için süre istediği de gelen bilgiler arasında. Kariyerine Kolombiya'da başlayan Jorge Carrascal, sırasıyla Sevilla, Atletico, Karpati ve River Plate formaları giydi. Kulübüyle sözleşmesi Şubat ayında uzatılan genç yıldız 97 resmi maçta forma giyerken 11 gol attı, 8 de asist yaptı ve 19 gole direkt katkı sağladı. Öte yandan siyah beyazlar stoper içinde bir plan hazırladı. Beşiktaş Flamengo'dan Leo Pereira için harekete geçti. Beşiktaş'ın Pereira için Flamengo'ya yapacağı teklifin kiralık olacağını belirten Brezilya basını, iki takım arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağını iddia etti. Stoper olarak görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın mevcut stoperlerinden daha farklı olarak solak olmasıyla ön plana çıkan bir isim. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pereira, daha önce Orlando City ve MLS'de forma giymişti. Ülkesinin köklü kulüplerinden Atletico Paranense'nin altyapısına yetişen Pereira, geride bıraktığımız sezonda Flamengo formasıyla 31 maçta boy gösterirken, bu sezonda şu ana kadar 7 maçta forma giydi. 2015'te Brezilya U20 milli takımı ile U20 Dünya Kupası'nda forma giyen Pereira, kendisinden beklenen çıkışı bir türlü gösteremedi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasıyla bu teklifi kabul etmesi beklenen Pereira'nın Avrupa'ya adım attıktan sonra sergileyeceği performans merakla bekleniyor. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.